seni seviyorum oğlum. Ben de seni anne. İyi uykular, iyi uyu. Sakın üstünü açma. Kalkınca görüşürüz anne. Seni seviyorum oğlum. Bugün de bitti. Biz de bittik. Her tarafım ağrıyor abi. Ben Murat. Zeynep Hanım'la konuşmak istiyorum. Zeynep'le mi? Evet, karımla. Artık kızımla değil, benimle konuşacaksın. Peki, yanınızda mı? Tabii yanımda. Kendisiyle konuşmak istiyorum. Bak kardeşim, bu iş baştan yürümez dedim size. Yürümedi de. O böyle evlerde yaşamaya alışık. Hizmetçilere alışık. Bol paraya alışık. İyi yaşamaya alışık. Sen bunları ona veremedin. Veremezsin de. Ve artık seninle yaşamak istemiyor. Anlaşıldı değil mi? Bu iş artık biter. Arama, sorma. Rahatsız etme sakın.
Baba. Saat kaç? Büyüğü 6'da, küçüğü 8'de. Saat 8:30. Annem nerede? Söyleyeceğim. Annem nerede? Bak, dinle oğlum. Sen arkadaşlarına kavga edersin ve gidip yalnız kalmak istersin. Evet. Babalar anneler de kavga eder ve anne bir zaman yalnız kalmak ister ve bunun için de gider, tamam? Annem ne zaman gelecek? Hadi gel, güzel bir kahvaltı edelim seninle, ha? Şöyle kendimize güzel bir ziyafet çekelim, ha? Ne dersin? Şöyle, hadi. Gel bakalım. Hoppa. Ne yemek istersin? Yumurtalı ekmek. Bak nasıl yapıyorum, dikkat et. Böyle yapıldığını bilmiyordun değil mi? Bak hoppa. Bak nasıl kırdım. Baba, kabuğu içine düştü. Özür dilerim. Daha iyi ya, kıtır kıtır olur. Bak, iki yumurta sana, iki tane de bana, tamam mı? Burada süt de var, tereyağı da var, hepsi var. Hop, bunu da kıralım. Bunu da kıralım. Şimdi sen şunu çırp. Okulun kaçta başlıyor? 9:30'da. Harika eğleniyoruz değil mi ama? Ha? Acele etmeliyiz. Geç kalmayalım oğlum. Ha? Hadi bakalım. Hazırlan. Bundan sonra yemekleri beraber yapacağız. Annen tavayı nereye koyar? Dolabın içinde. Şimdi onu ateşe koyalım. Bu iyice karıştı. İyi, iyi. Karıştır daha. Ver. Süt de koyalım biraz. Şimdi şu ekmekleri batıralım. Evet. Ve tavaya. Bunları da koyalım. Ekmekleri yumurtaya batırmadın baba. Onlar da bununla karışır nasıl olsa. Al işte, oldu. Hem çalışıyoruz hem de eğleniyoruz değil mi? Yumurtalı ekmek balığı yapmanın en önemli işlemi bu. Evet. Bunu da koyalım. Nasıl da eğleniyor musun? Evet. Güzel. Baba, ekmeği parça parça sevmem. Fark etmez. Ekmek ekmektir. Hem en iyi lokantalarda bile böyle yapıyorlar bunu. Bunu da koyalım. Su da kaynamış. Eğleniyor musun? Uzun zamandır böyle eğlenmedin değil mi? İşte biraz da kahve. Baba, çok kahve koydun. Ben böyle severim. Annen zaten hep açık yapıyordu. Baba, yanıyor. Ne yanıyor? Ay! Allah o kadının belasını versin. Bak oğlum, sakin ol. Yok bir şey, tamam. Baban her şeyi halledecek. Annem ne zaman
zaman gelecek baba? Yakında yavrum. Beni okuldan alacak mı? O almazsa ben alırım. Ya unutursam baba? Unutmam. Ya bir kamyon beni ezerse, ben ölürsem? Kaçıncı sınıftasın sen bakayım? Birinci. Ya. Sakın geç kalma. Kalma. Oldu mu? Bak şimdi benim acele işim var, gidiyorum. Akşama gelir seni alırım, tamam mı? Beyefendi bakar mısınız? Çocuğu sınıfa götürür müsünüz lütfen? Benim acele işim var. Teşekkür ederim. Dalgınlık ne abi? İki kere beni fena solladın. Kaçmasaydım hapı yutmuştum. Kötü bir şey mi oldu abi? Yengen evden gitti. Ay Allah, çok üzüldüm. Yenge neyse, senin gibi yakışıklı abi istediği kadar yenge bulur da çocuk evde ne yapacak? Sen bakabilecek misin? Gündüzleri işte güçte olacaksın. O çocuk ne yer, ne içer? Zaten böyle ayrılıklarda ne olursa hep çocuğa olur. Dedim ya abi, sen nasıl olsa birini bulursun. Öyle deme, karım da önemli İsmail. Ama oğlum çok üzülecek. Ne yapacak bilemiyorum. Daha küçücük. Ona nasıl anlatacağım, onu nasıl avutacağım bilemiyorum. Çok çaresiz kaldım. Allah yardım etsin. Hey, çiftlik mi burası arkadaşlar? Beyimizin kesin emri var. Dalga geçmek yok. Hadi işinizin başına bakalım, hadi. Hadi ne duruyorsunuz? Yapacağımı bilmiyorum. Beni şaşırtıyorsun. Daha dikkatli olabilirsin. Sen bunu yapabilirsin değil mi? Ha? Şu hale bak. Şu hale bak. Daha dikkatli olmalısın. Şuraya bak. Rezil ettin buraları. Hay Allah. Bir daha burada bir şey içmek yok, anladın mı? Seni kim parka götürdü ha? Sana kim dondurma aldı? Cevap versene, kim dondurma aldı? Sen aldın babacığım. Peki evde babasını rahatsız etmemeye kim söz verdi? Sen vermedin mi? Hı? Söylesene. Söyle bana. Hı? Söylesene, sen vermedin mi? Hı? Özür dilerim baba. Hadi uyku vakti. Yat artık. Dişlerini fırçalamayı unutma. Çişini edince sifonu çek. Ne fark eder? Hepsi aynı. Hayır, öbürü en iyisi. Annem hep ondan alırdı. Şu pembeliği de al babacığım.
O çok ucuz. Oldu. Gel hadi. Baba, senin sevdiğin meyve sularından da alalım mı? Hı. Ucuz mu olsun, pahalı mı? Tabii ki ucuz olsun. Annenden mektup geldi. Ne zaman gelecekmiş baba? Bilmem. Hadi okuyup anlayalım. Sevgili oğlum Kaan. Mektup sana yazılmış. Annen evden gitti. Sana baban bakar artık. Bazen babalar da gider. Anne bakar. Anne gidince de baba bakar. Ve çocuğu babalar büyütür. Benim gitmemin sebebini sana büyüyünce anlatacağım. Beni o zaman anlayacağını sanıyorum. İnşallah derslerine iyi çalışıyorsundur. Tamam. Başka zaman. Fark etmez. Okumasan da olur. Abi eşyalarını unuttun. Ha, çocuk bekliyor. Hemen gitmeliyim. İşi biraz önce bıraktı. Ben devam edeceğim. Oğlu biraz rahatsızmış. O zaman bir saat daha fazla çalış. Bir daha da o adama söyle işini tamamlayıp gitsin. Oğlunun hastalığını falan dinlemem. Geç kaldım galiba. 20 dakika. Trafik çok sıkışıktı. Öteki çocukların anneleri daha önce gelip aldılar. Özür dilerim. Hadi, hadi gel gidelim. Eğer büyük çocuk olmak istiyorsan senden özür dileyeni affedeceksin. Çünkü o zaten üzülmüştür. Hı? Hadi ye bakalım. Parmağınla yeme oğlum. İşte çatal. Hadi bakalım. Önce güzel otur şöyle. Dik bakalım. Okul nasıl? Her zamanki gibi. Seni bu pazar gezmeye götüreceğim. Götürmesen de olur. Ben Ankara'ya gitmek istiyorum. Ankara mı? Annem orada. Hadi yemeğine ye bakalım. Yatmak istiyorum. Doğum gününde pasta ister misin? Thank you.
Sosis ile peynirini yiyebilirsin. Hadi bakalım. Bardağına süt de koyayım. Şeker koy da karıştırayım. Şekersiz de ne bir de? Şekersiz süt içilir mi baba? Bir de böyle iç dedim. Peki baba. Ne haber? İyidir. Depoyu fulledim. Bakımını da yaptım abicim. Hayırlı çalışmalar. Heh, sağ ol. Sen de sağ ol. Hadi. Hadi. Ben seni tutuyorum. Tamam. Öldürme diyorum. Siz de mi ayrıldınız? Evet. Ben de ayrıldım. Ya. Tekrar evlenecek misiniz? Belki. Ne güzel oynuyorum. Siz de oynasanız da çocuklar. Hadi oynayın. Karınızı mı düşünüyorsunuz? Yok, hayır. Ben kocamı düşünmeden edemiyorum. Ya. Öyle mi? Yakışıklıydı, zengindi. Peki niye boşandın öyleyse? Ne yaparsın? Kadın haklı işte. Hadi oynayalım. Seni telefondan istiyorlar abi. Tamam. Buyur abi. Evet. Alo. Evet oğlum. Akşama geç kalmam. Geç kalmam. Gelirken dondurma getir. Alırım. Hem de çikolatalısını. Merak etme sen. Akşama görüşürüz hadi. Sağ ol. Sen de sağ ol. Onu bırak da yemeğini ye. Baba. Et sarması. Nefret ederim. Hayır, seversin. Şu kahverengi şeyler çok kötü. Onları al baba. Onlar soğan oğlum. Soğanı seversin sen. Soğanı seversin değil mi? Eskiden severek yerdin. Hiç sevmedim. Seversin. Ye biraz. Nefis. Ay çok kötü. Ne var gene? Kusacağım. Kusamazsın. Dondurma getirdin mi baba? Evet, ama yemeğini yemeden dondurma yemek yok. Nereye? Derhal yerine otur. Sözümü dinlersen iyi olur. Yapma diyorum sana. Duymadın mı beni? Dinle beni, şımarıklık yapma. Sana söylüyorum oğlum. Koy onu yerine. Ondan bir lokma alırsan başın belaya girecek. Sakın yiyeyim deme. Duyuyor musun? Yeme dedim sana. Eğer o dondurmanın bir lokmasını yiyecek olursan başın çok büyük derde girecek. Bırak onu. Bir daha söylemeyeceğim. Gel buraya. Bırak beni. Bırak. Bırak. Seni sevmiyorum baba. Baş belası bir çocuksun sen. Bırak diyorum. Annemi istiyorum. Annemi istiyorum. Annemi istiyorum. Seni sevmiyorum artık. Annemi istiyorum. Ben annemi istiyorum. Beni anneme götür. Bana bakamıyorsun sen.
Sen nesin biliyor musun? Baş belası bir çocuğum babacığım. Seni üzmeyeceğim baba. Beni terk etmeyeceksin değil mi? Hayır. Seninle kalıyorum. Benden öyle kolay kolay kurtulamayacaksın. Annem ben kötü çocuk olduğum için gitti değil mi? Öyle mi sanıyorsun? Evet. Hayır. Annen seni çok seviyor. Gitmesinin seninle ilgisi yok. Bir şey anlayabilir misin bilmem. Ama sana izah etmeliyim. Bence annenin gitmesinin sebebi şu. Uzun zaman onu bir şahsiyet yapmak için çalıştım. Onu kendi düşündüğüm şekilde bir eş yapmaya çalıştım. Ama o öyle biri değildi. Şimdi anlıyorum ki beni mutlu etmek için çok çalıştı. Ve edemediğini görünce benimle konuşmak istedi. Ama ben işimle çok meşgul olduğum için onu dinlemedim. Hep işimi düşünüyordum. Ve ben mutlu olduğum zaman onun da mutlu olduğunu sandım. Ama umutsuzdu. Kalabileceğinden çok kaldı. Çünkü seni çok seviyordu. Ama artık bana tahammül edemedi ve gitti. Benim yüzümden bizi terk etti oğlum. Senin suçun yok. Ben de seni seviyorum oğlum. Thank you.
alacaksın değil mi baba? Alacağım yavrum. Ya unutursan? Unutmam. Ya kamyon altında kalıp ölürsem? Allah korusun oğlum. Olur mu hiç? Gel. Hadi okula. Mutlu görünüyorsun. Bir şeyler mi oldu? Hayır. Yakışıklı mı? Adamla iki kere karşılaştım. Üçüncüde yemeğe çıktık. Bana evlenme teklif etti. Ama sonra evli olduğunu öğrendim. Kocamla yeniden sonra evleneceğim. Ne de olsa eski kocamdır. Evli olmadığını da biliyorum. Üstelik birbirimizi tanıyoruz. Müşterek çocuğumuz var. Kaan! Kaan! Baba! Lütfen canımı yakmayın. Peki. Bir dakika gelir misiniz? Lütfen siz bakar mısınız? Babacığım beni bırakma. Hemen döneceğim yavrum. Hemen döneceğim. Hadi bekle biraz. Bir şey olacak. Bekle yavrum. Gözünü kaybedecek mi? Gözünü kaybetmez. Ama biraz canı yanacak. 6 dikiş atacağım. Kaç tane dediniz? 6. Yaşı dolayısıyla pek iz kalmaz. 15-20 dakika sürer. Sizin bulunmanıza gerek yok. Hayır var. O benim oğlum. Ona bir şey olacaksa yanında olmalıyım. Babacığım. Tamam oğlum. Dayanmalısın yavrum. Bir geçecek bak. Geçecek ya. Acıyor. Bitiyor yavrum. Bitiyor yavrum. Şimdi bitecek. Bitiyor. Dayan. Biraz aşağısı baba. Tamam işte orası. Çok kaşın. İyi mi? Çok iyiyim baba. Kaşın acıyor mu? Biraz. Bak, kaşını düşünme. Denizi düşün. Dondurma yiyeceğimizi düşün. Top oynayacağımızı düşün. Düşünüyorum, çok güzel. Şimdi acımıyor bak. Hah, tam orası. Kaşı kaşı baba. Sabaha kadar mı kaşıyacağız? Ben uyuyuncaya kadar baba. Peki, anlaştık. Şimdi de biraz burayı kaşıyalım ha.
Abi telefon. Evet buyurun. Seni rahatsız ettim Murat. Önemli bir konuda seninle konuşmak istiyorum. Konuşalım olur. Her zaman gittiğimiz lokantada buluşalım olur mu? Olur. Sağ ol. Sen de sağ ol. Nasılsın? İyiyim. İçki? Seninkinden içerim. Oğlum nasıl? İyi. Gözünden yaralandı. Çok korktum. Ama benim hatam. Böyle düşünme. Kendini suçlama. Suçlamayayım. Oğlumu çok sevdiğimi anladım ve onu almak istiyorum. 18 ay önce onu terk ettin sen. Farkında mısın? Onun annesiyim. Bir mektup bile göndermedin. Şimdi de gelmiş onu benden almaya kalkıyorsun. Hem o seni istiyor mu bakalım? İstemediğini ne biliyorsun? Onu alamazsın. Buna nasıl cesaret edersin sen? Bu işin kanuni kısmını bilmem. Ama evi o terk etti. Mahkeme için pek önemli sayılmaz. Karınız bir avukat tutmuş. Bizim yapacağımız onun iyi bir anne olmadığını kanıtlamak. Bunun için sertleşeceğim ama onlar da sertleşecektir. Buna katlanabilir misiniz? Evet. Masraf 100.000 lirayı bulur. Temiz edersek daha da artar. Veririm. Çocuk kaç yaşında? 7. Çok zor. Küçük. Niye? Ekseriyetle küçük çocuklar anneye verilir. Tüm kalbimle seviyorum. Beni iyi dinle. Çocuğu almak için ne gerekiyorsa yap. Kızımın üzülmesini istemiyorum. Paradan yana hiç endişen olmasın. Gerekirse adam tut. Hiçbir şeyden çekinme. Bu işi halletmek için ne gerekiyorsa yap. Biliyorsun, sana sonsuz itimadım var. Beni mahcup etme. Biricik evladımın üzülmesi beni de çok üzer, biliyorsun. Hadi şimdilik eyvallah. Durumdan beni haberdar etmeyi unutma. Hadi görüşürüz. Gelip beni alacak mısın babacığım? Tabii alacağım oğlum. Sen hiç merak etme. Ama annem beni bırakıp gitti ya, sen de bırakırsan babacığım. Ben seni bırakmam oğlum. Hadi gel. Hadi bakalım okula. Thank you.
Baksana usta. Benim grider bozuldu galiba. Kaldı şurada. Şuna bir baksana. Peki abi, olur. Dur bakalım. Yaktım çıranı Murat Bey. 150 milyonluk grideri ne yaptın ha? Çocuk bocuk bitti. Kovdum seni işten. O bakalım. Kovuyorum işte. Burada ben ne istersem o olur. Kovdum dedim seni. Kovuldun. Çek elini üstümden. İyi. Kov bakalım. Evet, kovuyorum işte. Defol hadi. Bas git buradan. Almayayım seni ayağımın altına. Bak. Bana ha. Gel. Acıkmışsındır. Sana simit getirdim babacığım. İyi ettin oğlum. Çok acıkmıştım. Merak etme baba. Ben sana her zaman yiyecek getiririm. Size burada yemek vermiyorlar mı babacığım? Hep aç mı kalıyorsunuz? Hayır oğlum, veriyorlar. Al babacığım. Ben bir tane yedim. Bunu sana getirdim. Teşekkür ederim oğlum. Sağ ol. Şuradan uzatsam yiyebilir misiniz? Herhalde yiyebilirim. Uzat bakalım. Peki babacığım. Parçalara bölüp vereceğim. Tamam mı? Tamam. Çarpıştılar. Hadi şimdi sıra sende. Bu senin olsun. Al. Yavaş ol ama. Hadi. Hop hop. Ah. Hop. Hop. Ah. Alo, ben Murat. Avukat Faruk. Mahkeme tarihi 2 gün sonra. Onu bildireyim dedim. Geri atabilir miyiz? 2 gün var. İmkansız. Bizim için iyi olmaz. İşimi kaybettim de. Bu çok fena. İşsiz bir babaya çocuk verilmez. İş bulmaya çalış. Anlıyorum. İş bulmaya çalışacağım. İnşallah bulursun.
annemle tekrar evlenecek misin baba? Hayır, o bizi anlamadı. Terk et. Sana ben bakarım. Seni ben adam ederim. Anlaşmamıza göre her akşam banyo, haftada 3 kere saçını yıkayacaksın, tamam? Evet ama annem buradayken 2 kere saçımı yıkardı. Hadi bakayım şimdi. Şunu bağlayayım. Bir arkadaşım var, çok donmuş. Onun bir köpeği var. Donmuş ona yemek vermiyor. Hep yemekleri babacığım kendisi yiyor. Beni dinliyor musun? Akşam evde konuşuruz, tamam mı? Bir öpücükler bakayım. Gelip seni alacağım. Ya unutursan? Kamyon altında kalıp ölürsem? Allah korusun, unutur muyum hiç? Hadi bakalım okula. Kırmızı şapkalı kıza bir gün annesi al bu sepeti ninene götür demiş. Kırmızı şapkalı kız da bu sepette ne var anneciğim diye sormuş. Annesi de ninen için pasta demiş. Bir dakika. Buyurun Murat. Karınız çocuğu görmek istiyor. Başka seçeneğiniz yok. Kanun böyle emrediyor. Bu cumartesi saat 10'da evinizin yanındaki parka getireceksin. Çocuğu oradan alacak. Mecbur muyum peki? Maalesef mecbursun. Peki. Anladım. Baba! Hadi masala devam edelim. Geliyorum ya. Hadi baba, çabuk gel. Evet. Geldim işte. Ver bakayım. Fakat kırmızı şapkalı kız ormanda yolunu kaybetmiş. Şu. Yolda bir kurda rastlamış. Kurt kırmızı şapkalı kıza sormuş. Söyle bakalım cici kız, nereye gidiyorsun? Küçük kız cevap vermiş. Nineme gidiyorum. Kurt yine sormuş ona. O elindeki sepette ne var? Ninem için pasta demiş küçük kız. Kurt sinsice gülümseyerek kırmızı şapkalı kıza iyi günler dilemiş. Söyle bakalım, sana nasıl bisiklet alayım? En kocamanından baba. Hı hı. Bak, şimdi annene gideceksin. Peki. Akşama gelip seni alacağım, tamam? Tamam. Hadi. Git. Çocuğunuzu seviyor musunuz? Evet, çok seviyorum. Ama onu terk ettiniz. Çok mutsuzdum. Gidersem bensiz daha mutlu olacağını sandım. Ama uzaklaşınca onu sevdiğimi ve iyi bir anne olduğumu anladım. Çünkü o çocuğumdur ve onu seviyorum. Sevdiğimi biliyorum. Yaptığımın kötü olduğunu da biliyorum. Her gün bu acıyla yaşıyorum. Ama onsuz yaşayamayacağımı biliyorum. Tekrar iyi bir anne olmama fırsat verin. Bunun için yüce adaletinize sığınıyorum. Hiçbir baba annenin yerini tutamaz. Benim yokluğum çocuğumun cezalandırılması olur. Oğlum 7 yaşındadır. Bana ihtiyacı var. Babasına da var. Ama bana daha çok var. Ben 5,5 yıl onun annesiydim. 10 yıl hiçbir sorun olmadan ona annelik ettim.
Bundan sonra da ana oğul ilişkisini sürdürmek istiyorum. Lütfen bana fırsat verin. Murat 18 aydır bu vazifeyi yapıyor. Ve hiç kimse benim Murat'tan daha az annelik hakkım olduğunu söyleyemez. Ben onun annesiyim. Annesiyim. Baba, küçükken ne yapardın? Senin yaptıklarını. Televizyon seyreder miydin? Bizim televizyonumuz yoktu. Radyomuz vardı. Biz sadece radyo dinlerdik. Siz çok şanslısınız. Benim senin gibi oyuncaklarım da olmadı. Başka neler yoktu babacığım, söyler misin? Birçok şey. Şey yani... Ne gibi? Gel buraya bakayım. Gel dedim sana, gel. Hadi. Gel bakayım. Gel benim kucağıma. Bak, bizde Coca-Cola yoktu. Biz gazoz içerdik. Bizde buzdolabı da yoktu. Yiyeceklerimizi saklamak için kuyuya sarkıtırdık iple. Onlar da içine düşerdi. Biliyor musun, o zamanlar bizde paten de yoktu. Bir tahta alırdık, altına demir koyar, onunla kayardık. Bazen bir düşerdik popo üstü yere, pat dururduk. Anladın mı? Canım benim. Canım oğlum benim. Canım oğlum. Aslanım. Al bakalım seni. Bu sefer de şekersiz içmem. Şekerimiz yok, ne yapayım? Çok kötü oluyor ama babacığım. Ne diyorsam onu yapsa. Peki. Sayın hakim, daha önce de arz ettiğim gibi bütün bunlar çocuğun benden alınması için bahane. Devamlı bir işiniz olmadığı söyleniyor, doğru mu? Doğru efendim. Kavga etmişsiniz. Mahkemede suçlu bulunursanız hapse girebilirsiniz. O zaman çocuğu kime bırakacaksınız? Müvekkilim ağır bir tahrik sonucu kavga etmiştir. Mahkemenin lehimize sonuçlanacağına inanıyorum. Değişmesini istediğim çok şey var. Ama artık hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Olan oldu artık. Karım, yani eski karım, oğlumu sevdiğini söylüyor. Doğrudur da, seviyordu. Ama burada tartışılan bu değil. Burada konuşulan, oğlumuz Kaan için neyin en iyi, neyin kötü olduğudur. Hangi kanun, kadının bir çocuğa daha iyi baktığını söyleyebilir? Çocuk sabır ister, sevgi ister. Acaba bir kadın bu konuda erkekten daha mı üstündür? Oğlum benimle yaşıyor. Elimden geleni yapıyorum. Ben mükemmel bir baba olmayabilirim. Ama sabah kalkar yemek yeriz. Onu okula götürürüz. Akşam beraber yeriz, konuşuruz. Birlikte bir hayat kurduk. Ve birbirimizi seviyoruz. Bunu bozarsanız onun için yıkım olur. Lütfen bunu yapmayın. Lütfen. Çok üzgünüm. Eğer temize gider çocuğu mahkemeye çıkarabilirsek belki kazanabiliriz. Hayır. Çocuğu mahkemeye çıkarmam. Üzgünüm. Hiçbir şey anlamıyorum baba. Bak,
Annen de ben de seni yanımızda istiyoruz. Bu yüzden yargıca gittik. Çünkü o akıllı adamdır. Biraz onunla konuşup fikrini sordum. Hakim senin annenle yaşamanın doğru olacağını söyledi. Ben de şanslıyım. Seni haftada bir, ayda da 4 defa görebileceğim. Ama yatağım burada. Nerede uyuyacağım? Annem bunu halletmesini bilir. Ya oyuncaklarım? Oyuncakların mı? Annen yenilerini alır sana. Bana yatarken kim masal anlatacak? Artık yatarken beni öpemeyeceksin, değil mi? Hayır. Öpemeyeceğim. Ama seni görebileceğim, sevip okşayacağım. Merak etme, her şey iyi olacak. İstemem baba, gitme. Neden? Annen sana daha iyi bakacak. Seni çok seviyor. Baba. Efendim? Anneme taşınınca beni her gün görecek misin? Arar mısın? Lütfen baba. Her şey düzelecek, merak etme. Hadi gel gidip dondurma yiyelim. Şunu çırpar mısın? Hazır mısın? Evet baba. Bütün bavulları taşıyın, hiçbir şey kalmasın. Allah'a ısmarladık baba. Güle güle oğlum. Seni seviyorum baba. Ben de.
Çocuk babasına alışmış, onu seviyor. Seni istemez. Aylardır da babasıyla beraber. Babasıyla kalıyor. Seni çoktan unutmuştur. Sen boş yere çocuğu istiyorsun. Bırak, boş ver. Hayatını yaşamaya bak. Zenginlik, servet, rahat yaşam, her şey var burada. O benim çocuğum baba. Sen bilirsin kızım. Kaan! Acıkmışsındır. Şunu ye. Elbiselerini ben düzeltirim. Canın istemiyor mu yavrum? Bizi niye bırakıp gittin anneciğim? Çok acı çektim oğlum. Burayı sevmiyorum anneciğim. Eve gitmek istiyorum. Seni hep rüyamda gördüm anne. Eve dönmen için dua ettim. Ama gelmedin anneciğim. Gelecektim oğlum. Gelmedin anne. Ben de seninle kalmayacağım. Babamı özledim. Babama gideceğim. Neredesin oğlum? Seni parkın yanındaki kulübeden arıyorum. Ne olur gel beni al baba. Hemen geliyorum oğlum. Ah!